Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasa kelimesini kaç defa bugüne kadar kullanmış diye bir gazeteci, duayen gazeteci Sayın Yavuz Donat köşesinde ben bir tarama yaptım diyor. Bugüne kadar Sayın Erdoğan tam 217 defa yeni anayasa demiş. Yani 217 defa. 217 defa. Yani Cumhurbaşkanımız ilk defa yeni anayasayı söylemiyor. Hatırlarsanız AK Parti 2002'de iktidar olurken hükümet seçim beyannamemizde var, parti programımızda var. Evet. Hükümet programımızda var ve 2007'de Ergun Özbudun hocanın başkanlığında bir bilim komisyonu kurduk. Ama bir de partide komisyon kurduk. İki komisyon aynı anda. Fakat AK Parti'ye yeni anayasa çalışmaları durdurun diye el altından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından bir uyarı geldi. Biz durdurmadık. Bunun üzerine 14 Mart 2008'de AK Parti yeni anayasa hazırlıklarına başladı diye bir kapatma davasıyla laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma kılıf altında karşı karşıya kaldık. 2008 yılında dönemin meclis başkanı Sayın Köksal Top'tan, evet, tabii AK Parti ile istişareli, gelin yeni anayasa için bir uzlaşma komisyonu kuralım diye partilere çağrıda bulundu. O zaman MHP, işte HDP ve AK Parti bu komisyonu üye verdi ama BDP pardon, üye verdi ama CHP bu komisyona katılmadı. Daha sonra 2011'de Cemil Bey meclis başkanı döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Biliyorsunuz 172 madde müzakere edildi. 2011'den 2013'e kadar çalışıldı. Yine netice alınamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız netice alamadık. Hiç olmazsa gelin şu 60 maddeyi görüşelim dedi. Fakat ona da yanaşmadılar. İsmail Kahraman Bey'in 26. dönemde meclis başkanımızdı. Bu sefer onun çağrısı üzerine Anayasa Mutabakat Komisyonu kuruldu. Yeni anayasa yapmak için. Fakat o komisyonda 3 veya 4 toplantı yaptı. Hemen dağılıverdi komisyon başkanı. Çünkü CHP parlamenter sistemin dışında bir hükümet sistemini tartışmam dedi ve işi tıkadı. Yani yeni anayasa AK Parti'nin gündeminden hiç düşmedi. Her dönemde bizim gündemimizde vardı. Çünkü yeni anayasa Türkiye'nin ve Türk milletinin ortak gündemi. Bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir siyasi parti olup da yeni anayasa talep etmeyen parti yok. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, barolar, iş dünyası, herkes ve her kesim yeni anayasa diye taahhütte bulunmuş. Hatta somut anayasa önerisi teklif taslakları hazırlamış. TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, TOB'un, Barolar Birliği'nin, AK Parti Bilim Komisyonu'nun ve partilerin Hüsamettin Cindor'un 93'te mecliste yaptığı toplantıda o zaman da partiler tekliflerini sormuş. İşte Cemil Bey'in kurduğu komisyon yani uzun süre çalışmış. 14.970 sayfa tutanak tutulmuş. Yani büyük bir birikim de ortaya çıkmış. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'de Türk halkının tamamının üzerinde ittifak ettiği halde yapmayı başaramadığı tek şey yeni anayasadır. Ya bir memlekette... Neden? Niçin? Niçin? İşte benim gördüğüm bir memlekette bu kadar halkın ihtiyacı ve talebi olduğu halde bir anayasa yapmayı başaramamasının yegane sebebisi Türkiye'deki siyasilerdir. Hem iktidarda olanlar... Hem muhalefette olanlar hep beraber... Yani sorumluluk bütün siyaset kurumunun mu diyorsun? Kesinlikle siyaset kurumunda. Çünkü siyaset kurumu... Ama Yargıtay AK Parti'yi uyarmış mesela. Uyarmış AK Parti. Demek ki hani şimdi, yargı erkinin de bazen etkisi olabiliyormuş. Dışarıdan müdahaleler de var. Çünkü yeni anayasa yapılmasını istemiyorlar. Ama bütün bunlara rağmen ben burada birinci derecede siyaset sorumlu diyorsun. Siyaset kurumudur. Çünkü siyasiler bu noktada... bu işi yapmak konusunda anayasa tarafından görevli ve yetkililer. Çünkü parlamentodaki vekiller yapacak, partiler yapacak ve AK Parti bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapan bir parti. İktidarda olduğu için yeni anayasanın bu Türkiye için ne demek olduğunu en iyi anlayan ve Türkiye'nin önünü bunun nasıl açacağını en iyi bilen parti. Niye uzlaşamadık? Benim gördüğüm şey şu. Bir defa İyi niyet esastır. İyi niyetli bir yaklaşımı bütün partilerin göstermesi lazım. Evet. Burada sıkıntılar var. İkincisi niyet okumamak gerekir.
Sen benim niyetimi okuyorsun, ben senin niyetini okuyorum. Niyet okuyarak da biz bu meseleyi aşamayız. Beyanlar ve yazılı veriler esastır. Sen bununla şunu kastediyorsun, hedefin budur gibi buradan gidersek bir netice alamayız. Üçüncüsü, şeffaf olmak gerekir. Biz şeffaflığı tam sağlayamadık. Halkın buna katılımı ve hakemliği de şarttır. Şeffaflık da bu işte çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.